Şimdi normalde WordPress uzantılı olacak şekilde, yani WordPress.com'dan subdomain alacak şekilde yapmak, bir önceki videoda anlatmıştım yapmayı. Şimdi bir de hosting kullanarak yapmak, yani size özel bir şeyle, kimsenin sizin elinizden alamayacağı bir şekilde yapmayı anlatacağım. WordPress kurulumunu, sıfırdan kurulumunu anlatmayacağım. Dreamhost benim kullandığım şey web hosting. Siz GoDaddy var, yüzlerce web hosting var. Ben Dreamhost'u kullanıyorum yaklaşık 7 sene, 6 senedir falan. Yıllık 120 dolar gibi bir gideri var. Yıllık ödeme yapıyorsunuz. İçine istediğiniz kadar web sitesi atabiliyorsunuz. İşte bu panel size ait oluyor. Mesela bir sorunuz olduğu zaman Türkiye'dekilere nazaran direkt chat live diyerek anında probleminizi çözdürtebiliyorsunuz. Domain alabiliyorsunuz buradan. İşte domainlerinizi yönetebiliyorsunuz tek tek. Mesela bir domain kurdunuz. Kurduktan sonra one click install diyorsunuz. Burada bir sürü içerik yönetim sistemi var. Tabii şu an kullandığımız WordPress. Custom installation diyorsunuz. Buradan istediğiniz domaini seçiyorsunuz. Install diyorsunuz ve size otomatik olarak WordPress'i kuruyor arkadaşlar. Şimdi Dreamhost'u açıkçası tavsiye ederim. Şimdi benim web sitelerimden askerden gidip geldiğim zaman kullanacağım, kullanmak istediğim, açmak istediğim isimlerden birisi görseleğitimseti.org. Birçok eğitim setini buraya toplamak istiyorum açıkçası. Wp-admin deyince beni kullanıcı adı şifre ekranına yolluyor. Gerekli bilgileri yapıyorum. Evet, benim sitemin şeyi geliyor. Şu an basit bir teması var. İçinde bir tane ben kolpadan bir yazı yazmışım. Bu şekilde WordPress'i kullanıyorsunuz. Şimdi domain'den bahsedeyim. Domain için kullandığım, aramak için kullandığım isim tescilnet. Domain'i almak için genelde GoDaddy kullanıyorum. Daha fazla uzantı diyorsunuz. Burada birçok uzantı var. Mesela .com.net, .org'u seçebilirsiniz. Burada domainlerinizi arıyorsunuz. Alican, Ahmetcan, ucuz bilet, tatil. Sorgula diyorsunuz. Size boş olan, hepsi doluymuş. Alican.com bile doluymuş. Size boş olanı gösteriyor. Siz isterseniz isim tescilden, isterseniz ihs.com.tr'den, GoDaddy'den, isterseniz az önceki Dreamhost üzerinden veya herhangi bir yerden domaininizi alıyorsunuz. Daha sonra üstüne WordPress'i kuruyorsunuz. Zaten eğer kendiniz elle WordPress kuracaksanız internete WordPress kurulumu yazarsanız yüzlerce video var. Bunları anlatmaya gerek yok şimdi. Ücretsiz WordPress sürümünde bu kısımlar biraz daha fazlaydı, yoğundu, kafa karıştırıyordu. Burada öyle bir şey yok. Add new diyerek yeni konu ekliyorsunuz. İşte buradan temayı değiştirebiliyorsunuz. Göstermiştim. Yeni plugin ekleyebiliyorsunuz. Settings, permalinks diye bir şey var. Burada bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu permalinks dediği olay şu arkadaşlar. Mesela siz bir tane konu açtınız. Şu an default modda. Diyor ki ben bunu görseleğitimseti.org slash işte adını kendim veririm. Ya da diyor ki önce konu adının önüne çok pardon. Veya ay gün yapabilirsiniz. Nümerik yapabilirsiniz ama tavsiye edilen, yani sizin bir web siteniz Google'da daha üst sıralara çıksın istiyorsanız basit bir yol olan post name ifadesini kullanmanızı tavsiye ederim. Mesela bakın şu an tabi şu an değişti. Bakın bu sefer şöyle çıkacak. Görseleğitimseti.org slash konu başlığı adı. Böylece Google'da bir bakıma yükselmeniz, tabi bu her şey değildir yükselmek için, bir bakıma önemlidir arkadaşlar. Şimdi bizim burada asıl yapacağımız şey bizim bir tane tema eklememiz.
Evet, temalara geldim. Burada temalar var. Install tema diyorum. Upload diyorum. Yani buradan da arayabiliyorsunuz. Şimdi ben buradan bir tane dosya seçeceğim. Ne diyor? Bir tane zip formatında dosya seçin. Benim şu an bir dosyam yok. Tamam, elimde HTML, CSS'e dökülmüş bir tane dosyam var. Hatta ben şu bir tane resim var ama şunu da images diye bir klasör, hatta ne images'ı, resimler diye bir klasör yapayım. Hadi şu header jpeg'i de atayım buraya. Tamam. Şimdi şöyle 3 tane şeyim var. Ama asıl olan şey benim bunları WordPress'e entegre etmem, PHP kullanmam. Daha sonra buraya yüklemem ve görsel eğitim seti org'u açtığım zaman benim kendim HTML, CSS'e döktüğüm temanın burada gözükmesi benim istediğim tek şey arkadaşlar. Şimdi bir dahaki videoda ona bakalım.